Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere çok ilginç bir karşılaşmayı anlatmak istiyorum. 2019 Kasım'a gidiyoruz. Hindistan'da beyazlarda Vidit, siyahlarda Hikaru Nakamura. Belki de yani büyük ustalardan hiç de görmediğimiz bir hamleyi, kural hatasını göreceğiz belki de ve çok şaşıracaksınız. Belki bu oyunu daha önce görmüş olabilirsiniz ama ekstra olarak size birazcık daha böyle analiz imkanı hem de Vidit'in de bu konu hakkında hissettiklerini de aktarmak için bu videoyu çekiyorum. İşte böyle bir oyun sonu. Hikaru Nakamura belki de kazanca çok çok yakın. F3, F2, F1 ve bunu tutmak çok zor çünkü şah gördüğünüz gibi burayı geçemiyor. Mecburen kale B1'den tutmanız lazım ve işte F4 ile birlikte şah C2, F3, şah D2 ve burada F2 hamlesini oynuyor Nakamura. F2'den sonra kaleyi bırakıyor çünkü eğer siz kaleyi alırsanız burada F1 vezir olmuş olacak, o yüzden mecburen F2 ve devamında kale B1 ile son anda tutuyorsunuz ki şahın D2'de olması çok önemli. Aksi takdirde kale E1 kapatabilecek ama şu anda kapatamıyor, onu görüyoruz. Ve kale B1'den sonra Nakamura'dan muazzam bir hamle geliyor. Kale B3 kaleyi bırakıyor bir kez daha ve alırsanız tabii ki yine F1 vezir çıkmış oluyor ki zaten burayı tutmak, vezire karşı kalede bunu tutmak imkansız diyebiliriz. O yüzden kale F1 gelindi. Kale tabii ki burada hemen A3'ü alabilirdi ama öncelikle şahın tabii ki konumunu daha iyi bir yere koymak istiyor belki de. Çünkü buradaki şah oyun sonu siyahlar için %90 kazanç olacak. O yüzden burada hemen şahı D5'e geldi ve kale F2'nin ardından şimdi burada kale B2 şah çekiliyor. Kale B2'den sonra tabii ki şahın gidebilecek çok da fazla yeri yok çünkü kaleyi tutarak aslında bir yerlere gitmek zorunda. O yüzden kale şah E3 oynuyor ve kaleler değişildikten sonra şimdi burada şah D4'ü almış oluyor ve amaçlardan bir tanesi Nakamura da burada gidip bu piyonu almak ve bu piyonu da yavaş yavaş çıkmak. Ve burada Vidit'in de çok fazla süresi kalmadı. Vidit düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve burada şah E3 oynuyor. İnanılmaz yani. Şah E3'ü burada belki hani kimsenin eli gitmez diye düşünüyoruz ve şah E3, Nakamura da şaşkın. Vidit çok üzgün durumda aslında. Belki de hayal kırıklığına uğramış durumda ve Nakamura'yı yani bu şaşırmış halde gördükten sonra hakemi çağırdığını görüyoruz ve hakem geliyor. Tabii ki saatte bir ekleme yapıyor Nakamura'ya. Rapid oyunu olduğu için burada bir kere hatalı hamle imkanı var. İkincisinde aslında yok. O yüzden süreye ekleme yapıyor Nakamura'ya ve oyun burada kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Vidit'e soruyorlar. Diyorlar ki yani nasıl şah E3 gelebilirsin? O da diyor ki ya ben piyon oyun sonunu hesaplamaya çalıştım. Hızlıca hesap yaparken şahın E3'te olması gerekiyordu. Yani rakibimin şah konumuna hiç bakmadan, belki de o kafasında hani öncelikle siyah oynattığı için şah C4 oynatıp o yüzden şah E3 gelebildi. Yani piyon oyun sonunu hesapladım ve şah E3 berabereydi diyor. Ama tabii ki burada şah E3 oynamak mümkün değil. Ve diğer hamlelerde şah E2 mesela kaybediyor. Ama tabii ki buradan oyunu devam ettirmek zorunda. Ve burada bir kez daha oynanıldığında şah B3 oynamaya karar veriyor. B5 çok önemli bir hamle Nakamura'dan. Ve şimdi şah E2'ye geldiğinde şah C3, şah D1'e gitti. Ve şah B2'nin ardından şimdi şah D2 ve şah A3'ten sonra artık yapacak çok fazla bir şey yok. Şah C1 ve şah A2 hamlesinden sonra şimdi artık bu piyonu tutmaya gücünüz yetmiyor. Çünkü şah gördüğünüz gibi bu karelerin hepsini tutmuş oluyor zaten ve B1'den vezir çıkacak Nakamura. O yüzden Vidit birazcık düşündükten sonra oyunu terk ediyor. Ama bize de gerçekten muazzam bir hamle bırakmış oluyor. Burada şah E3 belki de tarihe geçmiş oluyor. Umarım keyif almışsınızdır. Kısa ama ilgi çekici bir video olduğunu düşünüyorum. Ve gelecek video sizlere birazcık sürpriz olsun. Tekrardan eskiden keyifle anlattığım oyunlara geri dönüyorum. Ve özellikle bir isim var ki onun oyunlarına devam edeceğim. Tabii ki sizler de yorumlarda bu ismi tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.